Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin. Gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Arıtılmış sularda abdest almakta sakınca var mıdır? Yok. Tecdid-i iman ve nikah hangi durumlarda gerekir? Nasıl yapılır? Bir kimse iman dairesinin dışına çıktığında o kimse imanını tazelemesi gerekir. Bazı noktalarda iman dairesinin dışına çıktığında nikahını da tazelemesi gerekir. Öyle bir iman dairesinden çıkışlar vardır. Namazlarını iade etmesi gerekir. Öyle iman dairesinden çıkışlardır. Haccını da orucunu da iade etmesi. Yani yeniden bunu tazelemesi, yerine getirmesi gerekir. Bir üstadın sevgisine mazhar olup da bir zaman sonra bu sevgiden mahrum kalır mı bir derviş? Evet. Yani bir üstadın sevgisi dervişe ilk evvel olup da sonra azalır veya hepten kaybolup gider mi? Sevginin değişik tecelliyatları vardır. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede der ki mealen, eğer azar sapar dinden geri dönerseniz Allah öyle bir cedid, yeni bir kavim getirir. Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever der. Bu manada buradaki sevgi ilk önce Allah'tan gelen sevgidir. Allah onları sever. Allah onları sevince onlar da Allah'ı sever. Burada dışarıdan baktığımızda cebriyet gibi vardır biraz. Ama bunun tecelliyatında o Allah'ın sevdikleri, Allah'ın sevdiği şeyleri üzerinde bulundurduğundan Allah onları sever. Herkes ve her şey kendi cinsinden olanı sever. Her şey ve herkes kendi sıfatıyla sıfatlanan bir şeyi sever. Cenab-ı Hak kulunu severken kulunun üzerinde sevdiği sıfatların tecelli ettiğinden dolayı onu sever. Allah'ın buradaki sevgisinin ana temel merkezi kulun Allah'ın sevdiği sıfatlarla sıfatlanmasıdır. Allah Tevvab'dır. Tevvab olduğu için tevbe edenleri sever. Allah tahirdir, temizdir. Allah temizlenenleri sever. Burada Allah'ın sevdiği kendi sıfatlarıdır. Allah cemal ehlidir. Cenab-ı Hak cemal ehli olanı sever. Allah celaliyet sahibidir. Celaletini doğru noktada kullananları sever.
Allah kemal sahibidir. Herhangi bir işte kemaliyet gösterenleri sever. Bakın Allah'ın sevdiklerini biz daha bunları çoğaltabiliriz. Allah bunları sever. Bu Allah'ın sevdikleri bir veçeden kendi sıfatıdır. Kendi sıfatlarıyla sıfatlananları Cenab-ı Hak seviyor hakikatte. O sıfatla sıfatlanan her ne ise Cenab-ı Hak onu seviyor. Burada sıfatlanan kimse kulun kendisidir. Kul Allah cömertleri sever. Allah cömerttir. Allah cömert olduğu için Cenab-ı Hak cömertlik sıfatına bürünmüş olan kullarını sever. Aslında burada gerçekte seven Allah'tır. Ama sevdiği şey kendi sıfatıdır. Sevdiği şey kendi sevdiği sıfattır. Bakın kendi sevdiği sıfattır. Allah küfrü yaratır. Bakın Allah küfrü yaratır. Allah küfre düşenleri sevmez. Allah inkarcıları sevmez. Ayetle sabit. İnkarı yaratır ama. Ama inkar edenleri sevmez. Allah örtenleri sevmez. O zaman Allah'ın bir sevgi şemsiyesi vardır. Allah'ın sevgi şemsiyesinin altında sevdiğiyle alakalı menfezleri vardır. Siz o menfeze girdiğinizde sizi sever. Allah farzlarını yerine getiren kulu sevdiği gibi bir şeyi sevmez. Nafileli Allah'ın çok hoşuna gider bu. Hadis-i kutsi. Kim? Allah'ın farzlarını yerine getiren. Bakın hadis-i kutsi. Kul farzları yerine getirmekle Allah'ın en çok hoşuna giden amelle amellenir. Farzları yerine getiren. Haramı terk etmek farzdır. Yalanı terk etmek farzdır. Gıybeti terk etmek farzdır. Dedikoduyu terk etmek farzdır. Haksızlık yapmayı terk etmek farzdır. Nemmamlık yapmayı terk etmek farzdır. Dikkat edin. Cenab-ı Hakk'ın haram kıldığı her ne var ise bundan uzak durmak farzdır. Namazı kılmamak günah-ı kebairdir. Günah-ı kebairlerden kaçmak farzdır. Orucu tutmamak günah-ı kebairdir. Günah-ı kebairden uzak durmak farzdır. Günah kebairden, günahtan, büyük günahlardan uzak durmak farzdır. Bir kimse büyük günahları işlememekle de Allah'a ibadet etmiş olur. Bir kimse yalan söylememekle ibadet eder. Gıybet etmemekle ibadet eder. İftira etmemekle ibadet eder. Nemmamlık yapmamakla ibadet eder. Hırsızlık yapmamakla ibadet eder. Haram olan içkileri içmemekle ibadet eder. Kayırmacılık yapmamakla ibadet eder. Devlet malını korumakla ibadet eder. Devletin parasını peşkeş çekmemekle ibadet eder. Belediyelerin paralarını peşkeş çekmemekle ibadet eder. Yetimin malını korumakla ibadet eder. Yoksulu muhafaza etmekle ibadet eder.
Allah bunları sever. Bir de yapın ne? Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek. Bunları da yapan olursa Allah'ın bu çok hoşuna gider. Devam ediyor hadisi kutsi. Nafilelerle Allah'a yaklaşır. Nafileden kasıt sadece gece namazı değil. Nafileden kasıt sadece pazartesi, perşembe orucu değil. Nafileden kasıt sakalı bir tutam bırakmak değil. Sadece bunlar değil. Nafileden kasıt sadece cübbeyle dolaşmak değil. Nafileden kasıt ayağını bir şalvar geçirip yürümek değil. Sadece bu değil nafileler. Tebessüm etmek. İyi ilişkilerde bulunmak. Tevazulu olmak. Hoşgörülü olmak. Affedici olmak. Zekatın haricinde sadaka vermek. Yetimin başını okşamak. Tabi bunu söyleyince sadece başını okşamak gibiymiş gibi. Aman yavrum değil. Onu herkes okşar. Yetim neye ihtiyacı var bir bak. Cebine bir şey koy. Yardımcı ol. Bunlar ne? Nafile ibadetler. Bunları asıl kendi şahsınıza yönelik olanları almayın. Bir başkasının faydasına olanları alın. Sufiler kendi nefislerinden önce bir başkasına faydalı olacak nafile ibadetlerin peşine düşer. Birisine bir hurma da olsa yedirmek, birisine bir lokma da olsa yedirmek, bir lokma. Gücün yerinde ödeyemiyor. Biraz zaman tanımak ona. Bir başkasının faydasına olan nafile ibadetleri kendinize şiar edinmek. Devam ediyor hadis-i kutsi. Ne yaptı? Farzları yerine getirdi. Nafilelerle Allah'a yaklaştı. Hadis-i kutsi ne diyor? O Allah'ı sever. Üçüncüsü. Üçüncü adım. Dördüncü adım Allah'tan. Allah da onu sever. Bu hadisi kutsiyi kendimize ölçü alırsak, bir üstad, bir dervişi bu manada sever. O sufi haramlardan uzak durup helalları işleme noktasında gayret ediyordur. Bu manada üstad o dervişi sever. O kimse o noktada yol yürüyordur. O sevgi devam eder. Ama derviş bir müddet sonra Allah'ın lanet ettiği şeyleri üzerinde bulundurmaya başlar ise üstadın ona olan muhabbeti kesilmeye başlar. Bu görünürde fark edilmez. Bir müddet sonra o sufi ortada meydanda kalır. Bu bir tecelliyattır. Bir tecelliyat daha vardır. Çoktur da lafı fazla uzatmadan kısa keseceğim. Bunda akıl yoktur. Bu nedir? Üstad ve Allah bu manada
Yaptıklarından sorumlu değildir. Meccanen biri sizin sever. Sallanmasın, kim sallanıyorsa gıcır diyor bir taraflardan. Cenab-ı Hak birisini sever, seçer kendine. Bakın bunda kulun cüz iradesi yoktur. Allah birini seçmiştir kendisine. Sevmiştir onu. O kul Allah'ı sev, Allah'ın onu sevdiği için Allah'ı sever. Bu manada Allah'ın sevdiği bir kimseyi, şahsı üstadlar da sever. Bu o üstadın manevi haliyle alakalıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin yanında görür o kimseyi. Onun sevmesinin de temeli budur. Bakar ki Hazreti Peygamber Efendimiz'in yanında. Bu mana üstadın o kimseyi sevmeme lüksü yoktur. Sever onu. Ve o kimse Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin yanında durduğu müddetçe üstad onu sever. Genelde işin mana tarafına bakan üstadlar sevgilerini bu minval üzerine oturtmak isterler, hata yapmamak için. Bunda çünkü yanılma payı çok azdır. Bunda yanılma payı çok azdır. Ama o sevilen kimse dahi, bu da ayrı bir tespittir. Onun yanında görünmesine rağmen bir müddet sonra sıkıntı yaşanabilir. Bu kapıyı da açmakta fayda var. Burayı açmakta da fayda var. Ama genel yapı itibariyle bu benim kendimce önemli gördüğüm, kendime yol kabul ettiğim bir şeydir. Kul farzları yerine getirmekle Allah'ın en çok hoşuna giden bir işi yapar. Nafilelerle Allah'a yaklaşır ve Allah'ı sever. Allah da onu sever. Allah onu sevince gören gözü, duyan kulağı olur. Bu fakirin kendince kendisine çizmiş olduğu yoldur. Bu çok affedersiniz ama biraz küstahlık gibi algılanmasın. Bir kimsenin kendi ekmeğini yemesidir. Ben dervişlik hukuku açısından da bunu önemserim. Çok özür dilerim ama bir üstad alır birisini buraya oturtturur. Bu arkadaşa sevin, hürmet edin, hizmet edin der. Herkes üstadın sözünle ona hürmet eder, hizmet eder. Üstad onu bir gün oradan aldı mı? O kimsenin, hiç kimsenin ona olan muhabbeti kalmaz. Kalır. Bir kimse de vardır. Bu benim dedim, kendi yolum dedim. O
kendini iyi yapmak için, kendini yetiştirmek, kemale ermek için mücadele eder. Bu mücadelenin içindeki insanlar etraflarına hizmet ederler, hürmet ederler, saygılı davranırlar. Kimseyi kırmazlar, kimseyi incitmezler, kimseyi ötelemezler. Bu Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Herkese iyi davranırlar, iyilik yaparlar. Haram şeylerden uzaklaşırlar. Bu tabiri caizse tırmalamaktır. Bu çalışmak, bu gayret etmek, kendine çeki düzen vermek, hata yapmamaya gayret etmek, kırmamaya gayret etmektir. Örnekleyeyim şimdi. Hacı Mehmet Kuyucu. İzmir'de hizmet etmeye çalışıyor. O hiç kimseye gözünün üstünde kaşın var diyemez. Tabiri caizse zokayı yutar. Yutmak zorundadır. Adam gelir ona kahreder, gelir ona ne bileyim işte yaslanır, kaykılır, kendine hizmet ettirmeye çalışır. Hep görürüz bunları biz. O hep alttan alır. Hep tevazu gösterir. Veyahut da Erdoğan Tekirdağ'da öyle yapmak zorunda. Oraya git görüş, buraya git görüş, gelenlere hürmet et, gelenlere hizmet et. Fidan yetiştirmek gibi. Fidan yetiştirmek. Ben bazen derim ya, evinde bir tane civciv baktın mı? Evinde bir tane balık baktın mı? Evinde bir çiçek suladın mı hiç? Bir çiçek büyüttün mü? Küçücük bir fidan al, bir çiçek, bir ek, bir büyüt bakalım ona. Onun kanadını, kolunu nasıl koruyacaksın? Al bir tane kuzu da emzir, büyüt bakalım bir onu bir. Bir tane adam al da sıfırdan ona Kur'an'ı, ona sünneti, onu dini anlatmaya çalış, bir gayret et bakalım. Bir onunla ilgilen. Bak kırabiliyor musun onu? Birisini getirir ya bir arkadaş koluna takıp. Ona birisi bir laf söyleyecek diyor. Ödü kopar böyle, onu koruma altına alır. Onun üzerinde titrer. Aman ona birisi laf söylemesin diye. Neden? Gayret ediyor, onun üzerinde uğraşıyor. Emek sarf ediyor ona. Emek sarf ediyor. Onun çilesini bu fakir bilir. Bakın, onun çilesini bu fakir bilir. Burası bu noktaya geldi. Emek sarf etti herkes burada. Emek sarf etti, emek. Gözyaşı döktü herkes. Terini döktü. Bakın hala da arkadaşlar hizmet ediyorlar. Soğuk, sıcak, kar yağmış, yağmur yağmış, varmış, yokmuş. Neden diyorum buraya gelen bir kimseye sakın incitmeyin, sakın bir şey söylemeyin. Neden? Bu tekkenin arkasında 5000 kişi var hizmet eden bu tekkeye. Bir veçesiyle 5000 kişi buradan hizmet alıyor. Bir de bu ayrı veçesi. Ama miras yediler vardır ya.
Adam ömrü hayatında bir tane adam yetiştirememiştir, elinden tutmamıştır. Gelir burada kırar döker ortalığı. Kör. Adamın bir gayreti olmamıştır. Oysa hizmet eden adam kafasını açmıştır yeni arkadaşlara. Hadi eve yemeğe gelin. Eve yemeğe gider. Hanımı çalışır. Evde çocuklar çalışır. O yemeğe çağırır onları. Onları anlatmaya çalışır. Onları hürmet etmeye çalışır. Bir kişi daha kazandıracağım. Bir kişi daha İslam olacak. Bir kişi daha namaz kılacak. Bir kişi daha oruç tutacak. Bir kişi daha doğruyu görecek. Bir kişi daha haramdan kurtulacak. O kimse böyle kanat gerer ortalığa. Bu bahsettiğim kul farzları yerine getirir. Nafilelerle Allah'a yaklaşır. Allah'ı sever kategorisinde yolunda gidenlerin yolu. Bu. Ben kendimi ve kardeşlerimizi bu yolda görüyorum. Ama birisi vardır. Allah onu meccanen sevmiştir. Hiç gayreti yoktur. Evet. Ya Rabbi der, işte bu ağaç bir bakmışın dınk zeytin vermiş. Allah yaptığından sorumlu değil. Sevmiş onu. Ama bu zatları Cenab-ı Hak insanlara dinini anlatsın diye görev vermez. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın kendi zat-ı uliyetini aldığı, sevdiği, muhabbet beslediği kullarıdır. Bunlar insanların önüne çıkıp vaaz nasihat etmezler, insanlara seyri sülük yaptıramazlar, insanlara Kur'an ve sünneti anlatamazlar. Böyle bir şeyleri yoktur. Peygamber mesleğiyle mesleklenemezler. Bazıları da çok affedersiniz sözün mezicden dışarı ham kafalıdır. Kendisini böyle görür. Bunlar örneğin işte bir bugün için dünya üzerinde yaşayanların içerisinden beş parmağın beşi kadar değillerdir. Bir de herkes kendini bunlardan görür ya aldanır. Allah muhafaza eylesin. O zaman bir üstadın sevgisi bu minval üzerinde yürür. Bu minval üzerinde o derviş yürümüyorsa üstadın sevgisi olmaz. Arif olan cevherini boş yerlere saçar mı? İnsan sevdiklerinden de sorumludur. Siz Firavun'u sevemezsiniz. Siz Nemrud'u sevemezsiniz. Siz Ebu Cehil'i sevemezsiniz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri cihattan geri dönen ashaba selamı sabahı kesti. Kendisi kesmekle de kalmadı. Ne yaptı? Sahabelerine dedi, onlarla selamı sabahı kesin. Kim Allah dostlarına dost olursa Allah'a dost olmuş gibidir. Kim Allah dostlarına düşman olursa Allah'a düşman olmuş gibidir. Allah dostlarına düşmanlık edenden Allah diyor. Yırtıcı hayvanın avından intikamını aldığı gibi Allah da ondan intikam alır der. Birisi Allah dostuna düşman olacak, sen ona dost olacaksın, öyle mi? Birisi mümin bir kimse düşman olacak, sen ona dost olacaksın, öyle mi?
Birileri böyle sevgi pıtırcıklığı yapıyor ya, biz herkesi seviyoruz. Kardeş, sen herkesi sevemezsin. Neden? Allah'ı sevmeyeni nasıl seversin? Müminlere düşman olana sen nasıl dost olursun? Cenab-ı Hak müminlere sesleniyor. Diyor ki, ey iman edenler! Siz Hristiyanları ve Yahudileri kendinize dost tutmayın. Hadi dost tutun. Ey Habibim, onlar, sen onların dinine dönmedikçe onlar seninle savaşmayı bırakmazlar. Allah bizi affetsin. Cenab-ı Hak cümlemizi korusun inşallah. Bir soru daha vardı. Bugün akşama sorun dedim. İnşallah bunu da sesleneyim. Efendim, sohbetlerde ana baba hakkında bahsediyorsunuz. Ben eşimizin anne babasına bizim üstümüzdeki hakkı kendi anne babamız gibi midir? Ben eşimin babasıyla pek anlaşamıyorum. Kendisine bir saygısızlık yapmıyorum ama eşimle bu konuda çok tartışıyoruz. Ne yapabilirim? Kıymetli kardeşler, eğer yolumuz sufilikse biz anne babamızla iyi geçindiğimiz gibi eşlerimizin anne babalarıyla da iyi geçineceğiz. Velev ki eğer bu erkekler için geçerli, velev ki bir kadının anne babası evlenmiş olduğu kızının geçimini bozuyorsa, ev düzenini bozuyorsa, o zaman erkek buna, eşine kendi annesiyle babasıyla konuşmayı sınırlayabilir. Bu da ancak bu çok böyle bunun üzerinde tartışmalar olmuş İslam uleması içinde. Bu yine de sıkıntılı bir nokta. Çünkü aynı şehirde ise kadının kendi annesine babasına haftada bir gitme hakkı var. Aynı şehirde değilse yılda bir sefer. Sufi kardeşler kendi anne babalarına hürmet hizmet ettikleri gibi eşlerinin de anne babalarına, kendi anne babalarına hürmet ve hizmet ettikleri gibi etmeye gayret edecekler. Bu noktada evlerde ayrışma, ayrılmaya sebep olabilir. Velev ki onlar bize haksızlık yapmış olsa dahi. Bizim bu noktada çizgimiz büyüklere hürmet, küçüklere sevgi ve şefkat. Allah bizi onlardan eylesin. İslam'ın tümden bir devlet dini haline geleceğini, bundan sonra da askeri ve siyasal güce dönüşeceğini seziyor Hüseyin radıyallahu anh. Yapayalnızdır ama bu ideolojide yalnızlar da sorumludur. Çünkü sorumluluk güç ve imkandan değil, bilinç ve imandan doğar. Peki o dönem nasıldı? Cahiliye aristokrasisinin yeniden canlandığı, zorbalığın güzel takva ve kutsallık kılığına büründüğü, Hak kitabının yalancı süngülerin ucunda yukarı kaldırıldığı, Samiri'nin altın buzağısının tevhid sözünü haykırdığı, celladın eline cihat kılıcını aldığı, mücahitlerin çektiği sıkıntıların boşa gittiği, münafıklar için zahmetsiz hazine sağlandığı,
ulusların yeniden eski tutsaklıklara döndürüldüğü, özgürlüklerin kısıtlandığı, kitlelerin itaate zorlandığı, tilkilerin rahat, kurtların tok olduğu, dillerin altın karşılığında satıldığı, susmayan dillerin kesildiği, ashabın cihatla kazandığı değerleri ucuzat sattığı ve devrimle edindiği itibarı valiliğe değiştiği, sorumluluktan kaçtığı, toplumdan uzaklaşıp bir köşeye çekildiği, zulme sessiz kalıp küfre rıza gösterme karşılığında selamet ve afiyet satın alındığı, aksi halde rebeze veya arzada katledildiği kara bir dönemdi. Peki Müslümanlar niye isyan etmiyor? Niye bu kokuşmuş düzene sessiz kalıyordu? Onlara empoze edilen şuydu: sen kendin iyilerden olabildin mi ki kalkmış toplumun iyileştireceğim diyorsun? Üstelik cennetin tam 8 kapısı var. Kesinlikle cihat kapısından girmek gerekmez. Dua, virt ve zikir cennetin anahtarlarını kazasız belasız başın ağrımadan eline uzatır. Daha da önemlisi, takvalı, dindar, Rabbani bir Müslüman için siyasete karışmak bir tür sapma olup dünya karşılığında dini satmaktır deniyordu. Oysa peygamber cihattan dönerken sallallahu aleyhi ve sellem küçük cihattan büyük cihada döndük dememiş miydi? Bilinçli ve özgür insan mutlak güçsüzlük durumlarında bile zulme karşı savaşmakla yükümlüdür. Çünkü bilinç ve irade özgürlüğü dağların, yerin, göğün, meleklerin dahi üstlenemediği, yalnızca insanın üstlendiği Allah'ın emanetidir. Kültürümüzde şehadet, mücahide düşman tarafından yüklenen bir ölüm değildir. Şehadet, mücahidin kendi duygu ve düşüncesiyle bilinçli ve mantıklı olarak seçtiği gönüllü bir ölümdür. Zamanımızda Orta Doğu'ya bakarak, hatta ülkemize bakarak, yaşadığımız, uyguladığımız ritüellere bakarak bizler Hüseyin için ağlama, Hüseyin'i sevme görüntüsü altında Yezid'le el ele vermiş aynı yaşam öyküsünü paylaşmaktayız. Soru işareti. Hüseyin'le birlikte ölümü seçenler mi, yoksa Hüseyin'i bırakıp Yezid karşısında susmayı tercih edenler mi yaşıyor? Hala diri olan hangisi? Soru işareti. Bu yazı birçok alıntı içerir. Evet. Müslümanların dünyevileşmesi, iman edenlerin dünyevileşmesi veya insanların kendi inançları dairesinde Adem'den itibaren dünyevileşmesi hep sorgulana gelmiş. Ve ne zaman insanlar dünyevileşmişler? Dünyevileşince de azıp sapmışlar, sapıtmışlar. Cenab-ı Hak yeni bir peygamber göndermiş. O peygamberle dinini yenilemiş, tazelemiş. O peygamber de dinini yeniledikten sonra vazifesini bitirip göçünce arkadan gelenler bir müddet sonra yine azmışlar, sapmışlar, dünyevileşmişler. Bu Hazreti Musa'ya kadar devam etmiş. Musa aleyhisselamdan sonra da insanlar kendilerince yeniden dünyevileşmişler. Dünyevileştikten sonra sapkınlıklara ve azgınlıklara dalmışlar. Cenab-ı Hak İsa aleyhisselamı göndermiş. İsa aleyhisselam sapkın Yahudileri tam olarak düzeltememiş. Bunda tam anlamıyla bir başarı söz konusu olmamış. Ve İsa aleyhisselam da vazifesini tamamlayamadan bu dünyadan çekilmiş. Ve ardından Cenab-ı Hak Muhammed-i Mustafa'yı göndermiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin üzerinden adalete, hakkaniyete dayalı
bir din oluşturulmuş. Allah Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin üzerinden dinini tamam etmiş. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ve ona inanan ashab dinin tam manasıyla oturması için tabiri caizse kendi zamanlarının delileri olmuş. Ve onlar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleriyle beraber 23 yıl gibi çok kısa zamanda dinin olması gereken bütün şartlarını yerine getirmişler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin deyimiyle İslam benden önce %50'si yaşandı. Benim zamanımda da %25'i yaşandı diyerekten %25'lik kısmını da ahir zamanda yaşanacak diyerekten göçmüş bu dünyadan. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri kendisinden sonra hızla sapılacağını, kendisinden sonra Müslümanların bu yolda bozulacaklarını ve bunları bozacak olan en önemli şeyin dünyevileşme, bugünkü tabirle sekülerleşme olacağını, Müslümanların kendisinden sonra rahata tapacaklarını, kendisinden sonra güce tapacaklarını, kendisinden sonra şirke ve küfre düşeceklerini Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri anlatmış. Ve gerçekten de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin tespit ettiği dünyevileşme Hazreti Osman Efendimizin zamanında hızlanmış. Hazreti Osman radıyallahu anh hazretlerinin zamanında Müslümanlar daha da zenginleşmişler. Zenginleşince her zenginleşen vali kolonileşmeye başlamış. Bunun en tipik örneği Muaviye'dir. Tabi Mısır valisi, Yemen valisi, bunlar böyle bölgeler vardır. Bölgelerde valiler vardır. Bu valiler ilk zamanlarda ehliyete göre atanır. Hazreti Ebubekir Ömer zamanımızda. Hazreti Ebubekir Efendimiz bütün her şeyiyle direkt Kur'an ve sünnete sımsıkı bağlı, Kur'an ve sünnetin dışında zerrece hareket etmeyen, bu konuda iltimas geçmeyen, bu konuda asla taviz vermeyen bir şahsiyettir. Kısa sürer halifeliği. Ardından Hazreti Ömer Efendimiz gelir, çok serttir. Keskindir her şey. Düşünebiliyor musunuz? Halk Halid bin Velid'in bulunduğu savaşta Müslümanlar muhakkak galip gelir düşüncesinin altında şirk var deyip Halid bin Velid'i savaş esnasında görevden alır. Bu kadar keskin, bu kadar şirkten korkan bir zattır. Ama Hazreti Osman radıyallahu anh hazretleri hilim sahibidir. Tevazudur. Edebin zirvesindedir. Toprak incinecek diye yere basmaya korkar. O yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sırayla müşriklerin Hazreti Peygamber Efendimiz'i zorlamak için önce büyük kızını boşarlar. Boşayınca Hazreti Osman Efendimiz alır onu. Üzülmesin Hazreti Peygamber diye. Çünkü Hazreti Osman Efendimiz müşriktir. Gözünün üstünde kaşı var demez. Hazreti Ömer Efendimiz öyle değildir. Bir gün gelir, bu kadınları dövmeyi bize yasakladın ya Resulallah. Bunlar bizim başımıza çıkacaklar.
Bizi dinlemez hale geldiler, serkeş hale geldiler. Müsaade et de biz bunları dövelim der. Hazreti Ömer Efendimiz böyle bir noktadadır. Dikkat edin. Hazreti Peygamber Efendimiz dama çıktığında eşlerinden dolayı Hazreti Esma annemizi dövmeye kalkışır. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri durdurur. Dur ya Ömer der. Dur. Aynı şekilde Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de Hazreti Ayşe annemizi dövmeye kalkar. Bir problem olur. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri der ki dur ya Ebu Bekir, biz bunun için seninle konuşmuyoruz ki. Yani sen Hazreti Ayşe'yi dövme. Dövdürmez onları. Onlar keskin kılıçtır. Hazreti Osman Efendimiz burada müşfiktir, hilim sahibidir. Çok edeplidir. Hatta bir kısmı onun halife olması gerekir miydi, gerekmez miydi tartışmasını dahi yaparlar. Çünkü devlet idare etmek bir taraftan sertlik gerektirir. Bu zaman içerisinde Muaviye ve ekolü etrafı devlete çöreklenir. Bu biraz yarınki konuya girecek ama kafamda tasarladığım devlete çöreklenir. Ve Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri seçilir. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri de bu noktada ilmin kapısıdır. Devletin içerisinde çöreklenen Muaviye örgütüyle mücadele etmeye çalışır. Bu Muaviye örgütüyle mücadele etme noktasında yalnız kalır. Çünkü o eski Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin öğretisini ve eğitimini alan sahabeler azalmışlardır artık. Hatta bir kısmı meşhur bir soru soracaktır. Hazreti Ebubekir Efendimizin zamanında bu kadar fitne yoktu, bu kadar kargaşa yoktu. Hazreti Ömer Efendimizin zamanında yoktu. Hazreti Osman'da biraz oldu. Senin zamanında ise kargaşa var, fitne var deyince meşhur cevabını verir. Der ki Hazreti Ebubekir Efendimiz halife iken istişare ettiği kimseler Ömer'di, Osman'dı, Ali idi. Halid bin Velid'i, Zübeyir bin Avvam'dı, Ubeydullah bin Cerrah'tı. Cennette müjdelenen sahabeler. Oysa der, benim yanımda, etrafımda sizler varsınız der. Benim etrafımda sizler varsınız. İşte devletin kendi örgütünün dışında dışarıdan bir örgütlenme, İslam'ın örgütlenme ile İslam'ın yüz yüze kaldığı zaman bu zamandır. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri bunları kırmak bu noktada buradan kurtarmak için mücadele eder ama velakin yalnız kalır. Bu mücadele tamamlanamadan ruhunu teslim eder. Yerine hemen Küfe halkı Hazreti Hasan Efendimiz'e biat eder. Hazreti Hasan Efendimiz de savaşmaya Muaviye kalkınca Hazreti Hasan Efendimiz Müslümanlar birbirlerini kırmasınlar, birbirlerinin kanında boğulmasınlar diye Muaviye'ye karşı halifelikten geri çekilir. Muaviye'ye karşı halifelikten geri çekilir.
Muaviye'ye karşı halifelikten geri çekilince Yezid babasından kalan örgütün başına geçer. Ona örgüt diyorum ben. Bu sözümü ilk defa duyacaksınız belki de. Çünkü bu örgütlüdür. Sünni cenah şöyle bunu tarif eder. Kitaplardan böyle okuyacaksınız. Muaviye devletçi bir kimseydi. Devletini büyüttü. Valiliğini büyüttü. Kuvvetini büyüttü. Böylece işte bu böyle yaptı. Hayır. Muaviye örgütçü bir kimseydi. Orada bir devlet başkanı varken devletin içerisinde örgüt kurdu. Örgütlendi. Devleti ele geçirmek için. Ve Hazreti Hüseyin Efendimiz, şimdi oraya geliyorum. Burada bir ibare var da evet. Baştaymış o. İslam'ın tümden bir devlet dini haline geleceğini, bundan sonra da askeri ve siyasal güce dönüşeceğini seziyor Hüseyin diye bir ibare var burada, bir alıntı var. Buna katılmıyorum. Buna katılmıyorum. Küfeliler Hazreti Ali radıyallahu an hazretlerinden sonra kendilerince Hazreti Hasan Efendimiz de halifelikten feragat edip Medine'ye yerleşince feragat eder Medine'ye gelir. Küfe'den. Küfe'den Medine-i Münevvere'ye gelir, orada yaşamaya başlar Hazreti Hasan radıyallahu an hazretleri. Mektup yazar. Bu arada Muaviye'nin hediye olarak gönderdiği cariye Hazreti Hasan Efendimiz'i zehirler. Bu arada olaylar da var. Bu aradaki en önemli olay Muaviye Hazreti Hasan Efendimiz'e hediye olarak bir cariye gönderir. Hediye olarak gönderilen cariye Hazreti Hasan Efendimiz'i zehirler. Artık tüm İslam devleti bu örgütün, bu çetenin eline geçer. Şehirlerde bu örgütün, bu çetenin valileri işte askerleri, komutanları, kumandanları her yerde böyledir. Küfeliler bir mektup yazarlar Hazreti Hüseyin Efendimiz'e. Gel biz sana biat edeceğiz. Olayın başlangıcı bu. Kerbela'nın. Bu zalimlere, bu zorbalara karşı biz seninle beraber mücadele edip savaşacağız. Bunu haber alır bu çete. Bu mektup Hazreti Hüseyin Efendimiz'e Medine-i Münevvere'ye ulaşır. Hazreti Hüseyin Efendimiz bu mektubu aldıktan sonra der ki bize durmak yaraşmaz. Medine'deki bütün akil kimseler Hazreti Hüseyin Efendimiz'i yoldan çevirmek isterler. Yapma, gitme. Bir kısım eski sahabeler vardır. Onlar daha önce de savaşmayanlardandır. Onlar
Hazreti Hüseyin Efendimizle alakalı hadisleri bildiklerinden onları da söylerler. Hazreti Hüseyin Efendimiz durmaz. Kendisine inananlarla beraber yola çıkar. Mekke'ye uğrar. Mekke'de Beytullah'ı tavaf eder. Oradakiler de söyler. Gitme. Küfelilere inanma. Onlar senin babanın arkasında durmadılar. Tabiri caizse babanı sattılar. Onlar Hazreti Hasan'ı da sattılar. Onun da arkasında durmadılar. Onlar seni de satarlar. Gitme dediler. Hazreti Hüseyin Efendimiz yola çıktı. Ve malum Kerbela'da şehit oldu. Onu şehit edenler mübarek başını kesip Şam'a getirdiler. Bunlar bu kadar zorbadır. Bu işin yarın anlatılacak kısmı. Yarın konu Hazreti Hüseyin Efendimizin şühedalığı. Allah izin verirse, Allah'tan bir şey gelmezse ve ta derinlemesine hadisler ışığında tarihi bir seyir. Allah izin verirse. Şimdi geliyorum sorulara. Böyle giriş yaptıktan sonra. Hüseyin için ağlama, Hüseyin'i sevme görüntüsü altında Yezid'le el ele vermiş aynı yaşam öyküsünü mü paylaşmaktayız? Evet. Bunu tespit edenler dahi Hüseyin'in yolunda değil. Hazreti Hüseyin Efendimizin yolu direkt Kur'an ve sünnettir. Hazreti Hüseyin Efendimizin yolu dedesinin yoludur. Hazreti Hüseyin Efendimizin yolu babasının yoludur. Bana söyler misiniz? Allah aşkına söylüyorum bunu. Hazreti Hüseyin'i seviyorum diyenler ne kadar onun yolundalar? Onu seviyorum diyenler karşılarına Yezidi olarak aldıkları kitlenin, onu seviyorum diyenler karşılarına Muaviyeci bunlar dedikleri kitlenin kitleden farklı ne yapıyorlar acaba? Evet, İslam tarihinde cihadı terk etmek en büyük hastalık. Ama cihattan bahsetmeyenler de kendileri. Bir buçuk milyar İslam dünyası gerçek manada cihadı terk ettiği için günün çetelerinin, günün emperyalistlerinin altında inim inim inlemekte. Kim hesabını verir? İngilizlerin, Amerikalıların, İsraillerin, Almanların, Fransızların, gayrimüslimlerin Orta Doğu yakıp yıkmasına? Söyler misiniz bana? Kim müsaade ediyor bunlara? Hüseyin'i izleyen Şia'nın imamı İngiltere'de ne işi vardı? Sistani. Hüseyin'i izleyen Şia
İsrail'le ortak ne operasyonlar yapıyor Orta Doğu'da? Hüseyin'i izleyenler. Namazınız nerede? Orucunuz nerede? Hüseyin'i izleyenler. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyenlerle mi cihat edeceksiniz? Cephenizde kim var? Hazreti Resulullah'ı seviyorum diyenler. Sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin. Cephenizde kim var? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenler. Cephenizde kim var? Kimi eleştiriyorsunuz gün içerisinde? Gün 20 saat kime küfrediyorsunuz? Gün 15 saat kiminle cedelleşiyorsunuz? La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyenler, Hüseyinilik yeni bir din mi? Hazreti Hüseyin Efendimiz yeni bir Kur'an mı getirdi? Yeni bir din mi getirdi? Hadi gelin topyekün Kur'an ve sünnetin dışında ne varsa yıkalım. Hadi gelin topyekün Kur'an ve sünnetin dışında ne var ise hepsine de savaş açalım. Yapabilir misiniz? Yapamazsınız. En başta kendilerine sünniyim diyenler, yataklarınızı terk edemezsiniz. Güzel evlerinizi terk edemezsiniz. Akşam sefanızı terk edemezsiniz. Sabah sefasını terk edemezsiniz. Gece hanımınızın koynunu terk edemezsiniz. Çocuklarınızın kokusunu terk edemezsiniz. Kasanızı, masanızı terk edemezsiniz. Makamınızı, mevkinizi terk edemezsiniz. Evet, İslam dünyasının en büyük handikapıdır cihadı bırakması. İslam dünyasının en büyük handikapıdır tarikatların tekkelere tıkılması. Ehli tasavvufun tarikatlara tıkılması. İlmin medreselere tıkılması. Evet, İslam'ın camilere tıkılması. Evet, İslam'ın devletin elinde oyuncak olması. Kabul ediyorum. Kim mücadele edecek? İslam dünyası, Anadolu Müslümanları, 28 Şubat'ta neredeydiniz? Şimdi neredesiniz? Neredesiniz? Harıl harıl paralarınız alınırken neredeydiniz? İmam Hatip okulları kapanırken neredeydiniz? Sizin camilerinizdeki tek merkezden vaaz edilecek dediğinde neredeydiniz? Ey imamlar! Aklınıza, imanınıza, fikrinize, kalbinize hakaret edildiğini gördüğünüz halde nasıl sustunuz? Hangi imanla sustunuz? Hutbeye çıkıp iki kelimeyi bir araya getiremeyecek imamları bizim önümüze namaz kıldırmak için koyduklarında ey cemaat! Neden sustunuz? Hüseyiniler camilerde neden değilsiniz? Gelin hep beraber düzeltelim. Boş donkişotluk yapmayalım. Sat. Var mı gecesini gündüz edecek olan? Var mı her gece saat 3'te evine girip 8'de çıkacak olan?
Var mı cebinden parasını kendine, yoluna harcayacak olan? Hadi evlerinizi açın. Saray yavrusu evlerinizi. Her gece 5 tane, 3 tane fakir götürün. Yedirin, içirin. Dini anlatın. Hadi. Kaç taneniz? Sabaha karşı bir rüya gördüm. Rüyamda kafirler saldırıya geçiyormuş ülkeme. Can hıraş ayağa kalktım. Bağırıyorum, geliyorlar diye. Bugün acılı günüm benim. Etrafımda bir tane adam yok. Sesime bir kadın geldi. Benim elimde kocaman bir mavzer. Ben habire mermiyi namluya sürüp kendimce mücadele edeceğim. Siyah örtüleri ve mantolara bürünmüş bir krisi. Dedim ki kurşun yetiştiremiyorum. Bana dedim kasatura mı ver? Bakıyorum etrafımda bir tane kimse yok. Dedim ki Mustafa, yapayalnızsın. İşte dedim bir tane yarım bir kadın var. Yarım demedim de hani Hacı Bayram Veli'nin sözüyle. Ona da bir zaman demiştim çünkü yalnız kalacaksın, yalnız yürüyeceksin diye. Nerede Hüseyinler? Nerede memleket sevdalıları? Evet. Bizim Hüseyin için ağlamamız da sahte. Ben kendi nefsim için söyleyeyim. Başkası için değil. Biz Hüseyin'i sevemeyiz. Sevemeyiz. Korkarız. Biz Allah'ı sevemeyiz, korkarız. Biz Muhammed Mustafa'yı sevemeyiz, korkarız. Seversek onun haliyle hallenmemiz lazım. Yapamayız. Biz dünyevileştirmekten geçemeyiz. Biz canı feda edemeyiz. Biz malı feda edemeyiz. Biz hatunu feda edemeyiz, ayrı kalamayız. Biz çocuk kokusundan, torun kokusundan geçemeyiz. Yapamayız. Anamız kızar, babamız kızar, karımız kızar. İflas etmekten korkarız, paramızı kaybetmekten korkarız. Aşka geliriz, bu benden olsun deriz, 2 yıl sonra tiyansın, yanlış yapmışız. Benden olsun dediğin şeyi de isteriz.
Yapamayız. Biz yol yürürken yanımızdaki kardeşin eksik noksan bir şey konuştuğunda terk ederiz, bırakırız onu. Biz Allah için yola düşmüş bir insanın arkasından namusuna varıncaya kadar konuşmaktır yaptığımız. Biz Allah için kendisini feda edenlerden uzak durmaktır yaptığımız. Hazreti Hüseyin şanslıydı. Allah onu sevmişti, o da Allah'ı sevmişti. Cenab-ı Hak onu kendi düşmanlarının kılıcıyla yanına aldı. Çünkü o biraz daha bu dünyanın çirkefliğine ve cifesine çekebilecek noktada değildi. Biz onun kadar da şanslı değiliz. Onun yanında 72 kişi vardı. Bu belki de benim hayatım. Benim yanımda 72 kişi değil, 7 kişi bile yok. Bu manada. Bu zamanın garipliği de bu. Bu zamanın garipliği de bu. O yüzden bizim Hüseyin için ağlamalarımız da sahte. Onu sevdiğimiz de sahte. Bu görüntünün altında Yezid'le el ele vermiş aynı yaşam öyküsünü mü paylaşmaktayız? Evet. Bu ülkenin sokaklarında kahrolsun şeriat diye yürünürken neredeydi Hüseyiniler? Hadi şimdi deseler ki salt, hiç tevil yapmaksızın bütün okullarda Kur'an-ı Kerim seçmeli ders olacak. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyenler mecbur okutacak deseler ne olur? Hüseyin'i yetiştireceğiz ya. Demokrasiye aykırı olur öyle değil mi? Hüseyinliğe de aykırıdır değil mi? Yapamayız. Hadi çocuklarınızı birer Hüseyin'i yetiştirin. Nerede yetiştireceksiniz? Yetiştireceğiniz bir yer var mı? Yok. Nerede? Camilerde mi? Mümkün değil. Nerede? İmam Hatip'te mi? Mümkün değil. Nerede? İlahiyat fakültelerinde mi? Mümkün değil. Mümkün değil. Açık konuşuyorum. Mümkün değil. Mümkün değil. Nerede yetiştireceksiniz sorarım. Burada mı? Mümkün değil. Mümkün değil. Siz yetiştirmeye kalktığınız anda global güçler kafanızı ezecek zaten. Mümkün değil. Öyle nefsine gem vuracak bir kimse mümkün değil.
Kaç tanenizin eşi gece saat 3'te kaç gece müsaade eder size eve dönmenize? Bitti. Kaç taneniz eşini gece saat 12'de 1'de sohbetten eve gelmesine müsaade eder kaç gece? Çok basit şeyler bakın. Çok basit şeyler. Biz neyiz? Müslümanız elhamdülillah. Evet. Bu kadar bakın. Bazen bana Mehdi ile alakalı soru soruyorlar ya, işte Mehdi çıkacak mı çıkmayacak mı? Çıksa ne yapacaksın diyorum ben. Çıktı. Çıktı. Haydin dedi. Var mı gidecek olan? Çok basit. Bakın bu ülkenin işte 130-140 bin hac kontenjanı var. 8 yıllık. 130, 120 de, 140 de, 120 de, 8 yıllık. 8 yıllık hac kontenjanı dolu. Yüzerden 800 bin. 20'şer koy. 2 kere 8, 16. Ne yaptı? 960 bin. Öyle değil mi? 1 milyon kişi hac kontenjanında. Bekliyor mu? Bekliyor. Nereye gidecek? Hacca gidecek. Kim izin vermiyor? Devlet. Kim? Diyanet İşleri Başkanlığı. Sıraya koymuş. Diyanet İşleri Başkanlığı yan tarafa bir tane şey kurmuş. Vakıf kurmuş. Sen gidiyorsun vakfa yazılıyorsun. Senin haçla alakalı organizasyonu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın vakfı yapıyor. Bu vakfın yaklaşık 1 milyar doları Türkiye Finans'ta battı. Kim hesap sordu? Kim hesap sordu? Kim hesap soruyor Diyanet İşleri Vakfı'na? Bir milyon insan yola çıksa, bir dakika Haç döneminde biz yola çıkıyoruz kardeşim. Ne oldu? Hacca gidiyoruz. Ya sıram çıkmadı. Olsun, yoldan dönerim. Haydi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin sünnetini yerine getirin. Çıkın yola, kurbanlıklarınızı alın. Harika arabalarınız var hepinizin de. Arabası olan herkese hac farz. Çıkın yola. Çık yola kardeş. Al eline pasaportu, git Suud'a. Vize vermiyor, vermiyor. De ki, vize vermesen de gidiyorum, benim orası. Beytullah, Müslümanların mülkü. Allah vaat etmiş ya. Her la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyenin mülkü. Gelecek olan Müslümanların da mülkü. 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl, 100 yıl, 200 yıl sonra gelecek olan Müslümanların da mülkü Beytullah. Hadi çıkın yola. Bırakın başka bir şey. Gidemez. Gidemez. Yapamaz. Türkiye'deki Müslümanlar
Yapamazlar. Bir parti çağırınca gider toplanır millet. Doğru mu? Doğru. Hangi parti olursa olsun, örnekliyorum, İstanbul'da AK Parti o kocaman yerde miting yaptı değil mi? Ne onun adı yer? Kazlı Çeşme. Kaç kişi var diyorlar? 1 milyon insan mı? Son mitingde 2 milyon insan mı? Harika! Haydi bu 2 milyon hacca yürüsün. Yürüyemez. Ey Türkiye'deki la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen Müslümanlar, Mescid-i Aksa, Müslümanların 3. mescidi olan Mescid-i Aksa'da İsrailler kapattı. İbadet yok. Camiyi kapattı, yasakladı. Zaten bölüm 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 yasaklanmıştı. Komple yasaklandı. Yasak. Yasak. 1,5 milyar İslam dünyası, İslam alemi Mescid-i Aksa'da yeniden ibadetin olması için cihat etmesi, savaşması farz ayın. Hadi Diyanet İşleri Başkanlığı bunu söylesin. İlan etsin. Siz Vatikan Kilisesi'ni ibadete kapatabilir misiniz? Hadi gidin Anglikan Kilisesi'ni ibadete kapatın. Yapamazsınız. Biz 1000 tane la ilahe illallah çekince uçtuk. Biz pazartesi, perşembe oruç tutmakla bitirdik her şeyi. Biz bir Yasin okumakla çözdük bütün meseleleri. Çok basit. Bugün kaç sefer aklınıza geldi Mescid-i Aksa'nın ibadete kapatılması? Bir sefer. İki sefer, üç sefer. Var mı? Biz duyarlı bir cemaatiz diyelim. Hadi bizim günlük bir sefer, iki sefer geldi aklımıza. Bitti. Ne kadar normal karşılıyoruz değil mi? Ya bir parti için 2 milyar toplananlar yürüyün. Öyle değil mi? 2 milyon toplananlar, 3 milyon toplananlar, hangi parti olursa olsun. Bak HDP inin sokaklara dedi, 40 ölü, 50 ölü var. Niçin? Kobani'ye Türk askeri neden gitmiyor diye. Öyle değil mi? Bak bugün 1 Kasım'dı, bir genelge daha yayınladı değil mi? Yeniden sokaklara inin diye. Var mı? Mescid-i Aksa için sokaklara inin diyen? Yok. Yok. Fazla uzağa gitmemize gerek yok. Doğru yanlış tartışılır. Aha. Ayasofya. Hadi gidin açın. Gidin Beytullah'ın etrafında global emperyalistlerin otelleri yükselmiş. Oturma eylemi yapsanıza. Yapamazsınız.
Namaza bir saat varken Suud Beytullah'ın kapılarını kapatıyor, içeri almıyor. Hadi. Ben içeri gireceğim deyin. Yürüyün. Yürüyemezsiniz. Velhasıl kardeşler, uzun lafın kısası, bizim yeniden iman etmemiz lazım. Biz dolabı açacağız, bakacağız. Diyeceğiz ki la ilahe. Elbise dolabını açacağız, bakacağız. Diyeceğiz ki la ilahe. Arabanın kapısını açacağız, la ilahe. Kasanın kapısını açacağız, la ilahe. Biz hatuna bakacağız, la ilahe. Çocuğa bakacağız, la ilahe. Ya bu sene tatili nerede geçirelim? Antalya'nın hangi oteli olsun? La ilahe. Ya şu pazar günde gideyim bir alışveriş merkezine bir şeyler alayım. La ilahe. Diyebildiğimizde imanımız kemale erecek. Sakın buradan çıkaraktan eşini sevme, çocuğunu sevme deme noktasına getirmeyin ha. O noktaya da getirmeyin. Herkesin eşi var, çocuğu var. Sevecek, muhabbet besleyecek. Ama ilahlaştırmayacak. Nereye kadar yaptığımıza bakalım. O zaman inşallah biz Yezid'le el ele vermekten uzak duracağız. Hüseyin'le birlikte ölümü seçenler mi yoksa Hüseyin'i bırakıp Yezid karşısında susmayı tercih edenler mi yaşıyor? Muhakkak ki Hüseyiniler yaşaması gerekir. Kaç tane? Kaç tane? Hala diri olan hangisi? Muhakkak ki Hüseyin'i olanlar diri. Allah bizi onlardan eylesin. Hızla geçeyim. Saat 10. Hakkınızı helal edin. Birer cümleyle, birer kelimelerle. Tweety hayvan figürü müdür evde bulunmasında sıkıntı var mıdır? Kardeş, Tweety'nin ne olduğunu bilmiyorum ki ben. Sormadım. Efendim? Kuş mu? O zaman hayvanmış demek ki. Abdest suyu silinir mi? Evet. Haramdan uzak durmak için ne yapmalıyım? Uzak dur. Belli zaten. Kocam cinsel ilişkiyi sık yaşamayı nefsi hayvanileştirmek olarak görüyor ve bana çok yakın davranmıyor. İlişki yaşadığımızda çok çabuk tatmin oluyor ve hemen uyuyor. Bu durum beni çok rahatsız ediyor. Ben kocamla daha çok beraber olmak istiyorum. Ne önerirsiniz? Adamın gücü yoktur. Boşanabilirsin. Boşanma hakkı var. Ama bir erkek 4 günde bir eşiyle cinsel ilişkiye giriyorsa farzı yerine getiriyor veyahut da vazifeyi yerine getiriyor. Ama 4 gün arayı açıyorsa kadının boşanma hakkı doğar. Erkek bu noktada eğitilmeli, ona tebliğ edilmeli. Kocam evlenirken altın takı seti almadı. Benim de hep içimde kaldı. Şimdi istiyorum, almıyor. Kahveye oraya buraya harcıyor para ama bana almıyor. Anlaştıysanız öyle, söyleyecek laf yok. Bilginin kaynağı akıl mı yoksa duyularımız mıdır? Hakkınızı helal edin. Bilginin kaynağı Allah. Bir bayan erkek cenazesini yıkayabilir mi? Eş, çocuk, baba, kardeş gibi. Hayır. Mecbur kalırsa. Çocukları yıkayabilir. Eşini yıkayamaz. Kardeşini de yıkayabilir. Namaz içi tesettürde dikkat edilmesi gereken, namaz için tesettürde dikkat edilmesi gerekenler arasında kıyafetinin içinin görünmesi var mıdır? Mesela ince içi görünen bir başörtüsüyle namaz kılabilir miyiz? Hayır.
Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e kadar dinin 125'i tamamlandı. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurur ki dinin benim dönemde %50'si tamamlandı. Buna göre ayrı zamanda %25'i tamamlanacak dedi. Bu tamamlanma nasıl olacak? Mehdi Aleyhisselam mı tamamlanacak yoksa bütün yeryüzü mü İslam olacak? Bu konuda bizi aydınlatır mısınız? Biz İslam olalım da tamamlanır inşallah. Askerde botları mes gibi kullanabilir miyiz? Evet. Botlar ile namaz kılabilir miyiz? Evet. Abdestli bir şekilde botları giymeniz lazım. Oğlum lisede okuyor, Kur'an-ı Kerim dersine giren öğretmeni abdestsiz Kur'an-ı Kerim okuyabileceklerini, hatta evde okurken dahi abdest almalarına gerek olmadığını söylüyor. Kendisiyle konuştuğumda bilerek yanlış bilgi verdiğini, araştırma yapıp da doğruları öğrensinler. Böylece bu derse daha fazla önem vereceklerini söylüyor. Ya araştırmayan öğrenci yanlış bilgiyle kalmaz mı? Sizin görüşünüzü öğrenmek istedim. Böyle söylediğinde bir tokat akşetecektin ona. Ciddiyim. Dininizle alay eden kimseyle cihad edilir. Dinin doğrularını şaka da olsa saptıran kimseyle cihad etmek farzayındır. Sizin onu doğruyu bildiği halde böyle saptırıyorsa sizin onunla cihad etmeniz farzayın. Ona diyeceksin ki hoca bir daha bile bile yanlış bir çocuğa yanlış bilgi verir saptırırsan bu sefer tavrın böyle olmaz. Ne olur diyecek? Pat! Bu olur hocam diyeceksin. Yapamazsınız. Yapamazsınız. Gidip onu müdüre şikayet edemezsiniz. Yapamazsınız. Korkaksınız, pısırıksınız. Yapamazsınız. Çocuğunuzun okul hayatını düşünürsünüz. Yapamazsınız. Karakola gidip ifade vermeyi düşünürsünüz. Yapamazsınız. Yapamazsınız. Karakolla yüzleşemezsiniz. Dininiz için gidip ifade veremezsiniz. Evet. Siz bunu duyar duymaz gidip okulu ayağa kaldıramazsınız. Milli eğitimi ayağa kaldıramazsınız. Yapamazsınız. Yapamazsınız. Bunu sinenize çekersiniz. Evet. Var mı? Duydunuz mu hiç? Yok. Bu kadar. Mescid-i Aksa yanıyor, camide Kızılay haftası var. Bir şey diyebiliyor musunuz? Hayır. Yapamazsınız. Millet ortamda bonzai kol geziyor, uyuşturucu kol geziyor, fuhuş kol geziyor, lutilik kol geziyor, anarşi kol geziyor. Bir şey yapabiliyor musunuz? Kaç tane veli okulun önünde çocuklarımıza bonsai alıştırmasınlar diye nöbet tutuyor orada hareket çekiyor? Kaç tane veli okul basıyor bonsai'den dolayı? Yapamazsınız. Sizi tenzih ederim. Yapacağınız bir tek bir şey var.
müminlerin, Müslümanların arkasından atıp tutmak. Güzel dedikodu yaparsınız, güzel gıybet edersiniz, güzel iftira edersiniz, güzel alavere dalavere yaparsınız. Müslümanın sakalınla uğraşırsınız, cübbesiyle uğraşırsınız, ilmiyle uğraşırsınız, zikriyle uğraşırsınız, tesettürüyle uğraşırsınız. Onun arkasından söylemedik laf bırakmazsınız. Ama sizin dininizle alay eden, imanınızla alay eden, sevdiğiniz Hazreti Peygamber'e laf söyleyen, hakaret eden, Kur'an'a laf söyleyen, hakaret eden, İslam'ın şeriatına laf söyleyen, hakaret edenin önünde dut yemiş bülbül gibi susarsınız. Buyuz. Buyuz. Aa, öyle mi yapmış ya? Vay ya. Belliydi ya zaten. Bu. Daha anlat ya. Neler yapmış acaba? Var mı etrafında sevdiği bir kimsenin gıybeti, dedikodu yapıldığında bir tokat patlatan? Yok. Var mı? Yerelenmişlerden kılandan tutup seni gıybetçi, edepsiz adam deyip de masasından, dükkanından atan var mı? Yok. Ne ağır konuştu ya. Ya gördün mü bak ya. Nemamlara için, onlar o nemamlık için. Bak yakıştı mı şimdi? Onun bunun çocuğu dedi. Bunu dersiniz. Nemmama konuşamazsınız. Hüseyin'e konuşursunuz. Neden gitti oraya diye. Eserde okudum. Hüseyin'in gitmemesi lazımdı diyor. Evet. Ya. Evet. Demiyor. Hazreti Muhammed Mustafa'nın biricik torununu katletti. Mübarek başını gövdesinden ayırıp Şam'a götürdü ve Şam'da onun mübarek öptüğü dudaklarıyla alay etti. Elindeki sopasıyla dudaklarını açtı. Demiyor. Ne diyor? Gitmemesi lazımdı. Evet. Sevdiğinizi koruyamayan bir kimse dinini mi koruyacak? Koruyamaz. Bak bir kişi diyor. Aa, ne yapmış ya? Ufacık bir arabayı park etmek için kavga ederiz. Öyle değil mi? Tabii. Birisi yan baktı. Ne baktın lan filan? Onunla kavga ederiz. Sevdiğimize laf söyleyenle kavga etmeyiz. Dinse. O kimse, kim şeyhimiz etmeyiz, kim derviş kardeşimiz etmeyiz. 16 Feyze 761. Arabanı çek. Padişahların halkına kullarım diye hitap etmesi şirk midir? Öyle bir şey hitap etmezler hiç. Siz herhalde Osmanlı padişahlarını, bu ne? Neydi o, bir dizi yapmışlardı. Muhteşem Yüzyıldaki gibi mi zannediyorsunuz? Hepsi de Kur'an ve sünnete sımsıkı bağlıydı. Hepsi. Babam beni namaz kılmamda zorluyor, hakaret ediyor. Namaz kılmadığımda yemek paramı vermiyor. Ne yapmalıyım? Namazını kıl.
biraz hoş bir şey değil ama. Hocam, hayata başıma geleceklerden veya gelenlerden çok korkuyorum. Hep kötü şeyler aklıma geliyor. Allah'a imtihan noktasında çok aciz ve teslimiyeti yapamıyorum. Sanki vesselam, çok ne yaparsam günü bir maneviyata kavuşursam vesveselerden emin olurum. Sıkıntım var. Dua ediniz inşallah. Duanın kabul için özel olarak ne yapabilirim? Neden dua edelim sana? Ne özelliğin var ki? Ya sen Kur'an ve sünnet dairesinde gitmeyen bir kimseysen, Allah yolunda koşmayan bir kimseysen, nasıl dua edelim sana? Bu haller belki de Allah yolunda koşmadığından dolayı üzerine geldi. Belki de bir yerde bir günah işledin, bir sıkıntı yaptın da Cenab-ı Hak buradan bir sana işaret bir şey gönderdi. Öyle ya. Bir tövbe et, dön bakalım bir. Yıllardır çektim ama daha sabrım kalmadı. Eşim devamlı evde huzursuzluk çıkarıyor, devamlı bağırıyor, çocuklar arasında ayrım yapıyor. Çocuklar da onu dinlemiyor, bağırdığı için aynı anda evde bulunmak istemiyorlar. Çocuklar da suçlu ama arada kalan ben oluyorum. Bağırma deyince bunları sen yapıyorsun diyor. Ben ne yapmalıyım efendim? Gerekirse özel konuşuruz. Bırak çocuklarla adamı, git bir. Tabii. Adam çok ahlaksız. Bırak çocuklarla adamı baş başa, git. Evet. Adam o çocukla baş başa kalsın. Çünkü çocuklar bakmak adamın mükellefiyetinde dinen. Adam bırakacaksın 3 tane 5 tane çocukla gidecek. Kötü adamsa yeni bir kadın bulamaz zaten. İyi bir adamsa senden daha iyisini bulur. Hodri meydan. Adam kötü mü? Evet, bırak git. Kötü adamla ne yaşayacağım diye uğraşıyorsun. Adam bocalasın, cedellesin, dursun. Bir tane daha kadın alacağım da, evleneceğim de, çocuğuma bakacağım diye. Adam eğer kötü bir adamsa, herkes diyecek lan bu kötü adamla evlenilir mi? Bir daha evlenmeyecek hiç kimse. Kaç çocuk var? 2 çocuk, 3 çocuk. 2 çocuklan, 3 çocuklan adam kalacak, bir yıkılacak. Adam iyiyse vallahi sen attığın anda da kapacaklar bu sefer. Başka birisi diyecek ki olan adam ya ne güzel adammış, ne iyi adammış. Cübbe koturacak oraya. Ondan sonra da sen bakacaksın dışarıdan. Bu işler böyle. Yapamayız, o cesaretimiz de yok bizim. Türkiye Darül Harp midir? Bana ne soruyorsunuz? Önceden tabi Türkiye Darül Harp demek hala da suçta. Türkiye Darül Harp demek yani Türkiye'de Müslümanlarla müşriklerin arasında savaş var demek. Türkiye Darül İslam demek Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasası ve hukuku İslami kaideler üzerinde demek. Eğer siz herhangi bir yerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasası ve hukuku İslami kaidelere uygun derseniz yandınız, cezaevini boylarsınız. Suç. Ben bu anayasayı, bu kuralları, bu hukuku İslam'a döndüreceğim derseniz mevcut anayasayı dini
hukuk ve düzleme çevirmekten gene içeridesiniz. Bununla uğraşmaktan gene içeridesiniz. Mevcut anayasayı İslam hukukuna döndürmeye çalışmak suç. Anladınız mı? Bir daha söyleyeyim mi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti anayasasını ve hukukunu, dini Kur'an ve kurallar, yani İslam dininin Kur'an ve kurallarına dönüştürmeye çalışmak, bunun için uğraşmak suç. En az cezası 10 yıl. Hele bununla alakalı sizler burada dinliyorsunuz. Bir de örgüte katarlarsa, ben burada konuştuğumda, bir de örgüt kurmaktan, teşekkülden langırt. Ben de ahmakım ya, Türkiye Darül Harp midir? Ben de diyeceğim, Darül Harp'tir. Ya ahmakım ya, böyle cevap vereceğim sanki ben. Süleyman Demirel dedi. Televizyonda. İnternetten açıp o haberi bulabilirsiniz. Canlı yayında söyledi. Bir röportaj esnasında. Dedi ki Türkiye Darül Harp'tir. Türkiye laik demokratik hukuka geçtiğinden beri dedi. Türkiye Darül Harp'tir. Darül İslam değildir dedi. Süleyman Demirel dedi. Evet. Cumbabamız vardı ya bizim hani daha önce. O dedi. Türkiye Darül Harp'tir dedi. Adam koca cumhurbaşkanı, öyle yani bilmeyecek bir adam değil herhalde, değil mi? Cahil cühela bir adam değil. Adam koca devleti yönetmiş. 6 sefer gitmiş, 7 sefer gelmiş adam. Kafası çalışmayan bir adam öyle 6 sefer gidip 7 sefer gelir mi? Gelmez. Adam kafası çalışan bir adam. Neyin ne olduğunu bilir. Daha önce Risaleci kardeşler onu diyorlardı ki, o Risale-i Nur okuyan bir kimse. Tabii Nurlu Süleyman diye miting alanlarında eskiler bilir. E Nurlu Süleyman olunca adamdan nursuzluk peyda olur mu? O Türkiye Darül Harp diye ilanat etti. Devletin başı, devletin başı Darül Harp deyince bizim şimdi kalkıp da Cumbaba'ya sen yanlış konuştun, Darül Harp değil deme hakkımız var mı? Yok. Örnek. Neymiş Türkiye? Bu soruyu soran kim? Kim bu soruyu sordu? Sen neymiş Türkiye? Yandın. Ha aferin. Ha aferin. Kime göremiş? Evet. Gülmeyin. Türkiye'de cuma namazlarının serbestiyeti de Atatürk'e göre. Halifelik ilga edilince cumanın kılınması söz konusu. Cuma neyle kılınacak deyince Atatürk der ki çıkarın bir tamim, tamim çıkarırlar. Altına bir imza atar. Bütün ülkenin camilerinde cuma namazı kılınabilir diye. Şimdi siz cumayı camilerde kimin tamimiyle kılıyorsunuz? Atatürk'ün. Memurlar, işçiler, amirler. Atatürk'ün tamimiyle, emriyle cumayı neden kılmıyorsunuz? Ey Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bürokratları, amirleri, memurları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde çalışanlar, duranlar, bütün halk. Hepinizin de cumaya gitmesi lazım. Atatürk'ün tamimi var.
Bütün camilerde cumanın kılınması lazım ve bütün halkın da camileri doldurması lazım. Nasıl Atatürkçülersiniz siz? Nasıl Atatürkçülersiniz? Gideceksiniz, devlet memurusunuz, müdür edeceksiniz ki müdür bey, Atatürk'ün tamimiyle camilerde cuma kılınabilir yazısı var. Ben cumaya gidiyorum. İşçiler, gidip patrona söyleyeceksiniz. Atatürk'ün tamimi var. Cumaya gidilmesi lazım. Gideceksiniz cumaya. Sen iyi bir kardeşsin. Cumaya kimin tamimiyle gidiliyormuş? Evet. Sizler Atatürk'ün izniyle cumayı kılabiliyorsunuz camilerde. Böylece Atatürk ne olmuş oluyor? Cumaya müsaade ettiğine göre müminlerin emiri. Hanefi'ye göre. Hanefi'ye göre, çünkü bir camide cumanın kılınabilmesi için müminlerin emirinin müsaadesi olması gerekir. Müminlerin emirinin müsaadesi olmazsa orada cuma kılınamaz. Hanefi'ye göre Atatürk ne oldu şimdi? Müminlerin emiri. Biriniz değil diyebilir misiniz şimdi? Neden? Diyemezsiniz. Çünkü onun tamimiyle cumayı kılıyorsunuz. Onun tamimiyle camiler açık. Genelge yayınlıyor. Bütün ülkenin camilerinde cuma kılınabilir. Önceden kimin genelgesiyle kılınıyordu? Halifenin. Atatürk kimin yerine geçti şimdi? Efendim? Halifenin yerine geçti. Hoş geldin 23 Nisan. Mesut oluyor insan. Hiç aklınıza gelmemiştir sizin, değil mi? Ya. Çünkü cumanın iznini verebilmesi için bir kimsenin müminlerin emiri sıfatı olması gerekir. Hanefi'ye göre. İslam'ın Hanefi'ye göre hukuku bu. Atatürk'e sorarlar, okuduğum yazıda öyleydi. Atatürk'e sormuşlar, demişler ki efendim cuma meselesi çıkıyor. Hilafeti ilga edeceksin. Yani hilafeti ilga etmek demek, kaldırmak demek değil. Önce kaldırmayı düşünüyorlar. Herkes hilafet kaldırıldı zannediyor. Hilafet kaldırılmıyor. Hilafet kaldırılacak bir şey değil çünkü. Hilafet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin uhdesine alınıyor. Uhdesine alınıyor. Yani aslında hilafet Türkiye Büyük Millet Meclisi şu anda. Onun uhdesinde çünkü. Onun adına kim bu müsaade ediyor? Atatürk. Cuma onun genelgesiyle kılınıyor. Şimdi bir devlet memuru, müdür, amir, vali, belediye başkanı bir kimsenin cumaya gitmesini engelleyemez. Atatürk'ün genelgesi var. Adam genelgenin internetten veya bir yerden fotokopisini bulur. Üzerine de dilekçeyi yazar. Bu genelgeye göre ben cuma namazına gitmek istiyorum. Bilgilerinize, müsaadelerinize değil. Neden? Müsaade edilmiş zaten. Atatürk'ün üzerine kim müsaade edecek?
müdürün önüne dınk. O düşünsün. Atatürk'ün bir genelgesini bu memlekette kaldırabilirler mi? Hatta o genelgeyle mahkemeye vereceksin. Diyeceksin ki herkes cumaya tıpış tıpış. Herkes cumaya. Mesela herkesin dışarıda şapka takması gibi. Mesela Atatürk'ün hanımı örtülü. Atatürk hanımlar açılsın diye bir kanun yayınlamamış. Evet. Bütün açılmış olan kadınlar Atatürkçülüğe aykırı bir davranış içindeler. Açık olan kadınlar Atatürk'ün muhterem eşine muhalefet ediyorlar. Atatürk'ün muhterem annesine muhalefet ediyorlar. Çünkü Atatürk'ün eşi hem de çarşaflı idi. Fransız lisesinde okumuş, harika Fransızca bilen, Anadolu gibi Nakşibendi tarikatına müntesipti. Şimdi Atatürkçüyüz diyen kadınların hepsi de Nakşibendi tarikatına müntesip olup Atatürk'ün hanımı gibi giyinmeliler. Ve hepsi de gidip mesela işte Türkiye'de meşhur olan bizim ismini duyduğumuz Mahmud Efendi var. Bir de işte menzilde vefat etti herhalde o zat, öyle değil mi? O var. Ben onun bıraktıklarını tanımıyorum. Kim olduklarını bilmiyorum yani, takip etmediğimden. Benim bildiğim Mahmud Efendi var. Mahmud Efendi Hazretleri var İstanbul'da. Bütün şimdi Atatürkçü hanımların hepsi de Mahmud Efendi Hazretlerinden ders alıp çarşafa bürünmeli. Atatürk'ün hanımı o noktadaydı çünkü. Hakkınızı helal edin. El Fatiha, ma selavat. Amin. Destur ya Allah.